Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Starship 3. defa zıplayacak. Blue Origin insan taşımacılığı işine giriyor. Japonya'dan yeni roket. Haftanın önemli uzay haberleri. SpaceX Starship'in 3. yörünge testi için tarih verdi. SpaceX firması geçtiğimiz günlerde yörünge testi için belirttiği 14 Mart tarihini net fırlatma tarihi olarak belirledi. Sosyal medya sayfaları üzerinden 14 Mart günü için 3. Starship testinin takvimini yayınlayan firma, deneme için son hazırlıklarını yapıyor. Fırlatma öncesi hazırlıklarının yanında 14-16 Mart arasında fırlatma sahasının yanından geçen devlet yolunda kapatma kararı çıkartıldı. Aynı tarihler arasında Meksika körfezinde uçuşa yasak bölge ilan edildi. Teste kullanılacak B-10 Super Heavy iticisi ve S-28 Starship aracı da rampada hazırlanmaya başlandı. Ramp üzerinde gerçekleştirilen güçlendirmelerse tamamlanmak üzere. İkinci denemede hasar alan bölgeler sağlamlaştırıldı ve sık kullanıma daha uygun hale getirilmeye çalışıldı. Uçuş için halen Amerikan Havacılık Dairesi FAA'den resmi bir onay çıkmadı. Ancak fırlatma tarihine kadar gerekli iznin çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. İznin çıkması halinde 14 Mart günü yapılacak denemede ateşlenmenin ardından Süper Heavy yeticisi Starship'e uzay erişmesi için gereken enerjinin büyük bir kısmını sağlayacak. Görevini tamamladıktan sonra ise geri dönüş manevrasına başlayacak. Bir önceki denemedeki gibi havaya uçmadan dönüşünü tamamlayabilirse, Meksika körfezi üzerinde itkili işi deneyecek ve denize yumuşak bir şekilde temas edecek. Aracın başarılı bir şekilde inmesi durumunda karaya çıkartılması beklenmiyor. Onun yerine araç görevini tamamladıktan sonra vanaları açılarak batırılacak. Starship ise yörünge hızına çok yakın bir hıza çıkmak için motorlarını ateşleyecek. Yörünge eriştiğinde ise araçta bir takım testler yapılması bekleniyor. İlk olarak NASA'nın Artemis programı çerçevesinde ay iniş aracı olarak seçilen HLS'nin ihtiyaç duyduğu yörüngede yakıt ikmali denemesi yapılacak. Bunun dışında S-28 numaralı araca yüklü olan ve Starlink uyduları için özel olarak geliştirilen yük kapısı ve uydu dağıtım sistemi de içinde aktif bir uydu olmadan denenecek. Son olarak ise Raptor motorları uzayda yeniden çalıştırılmaya çalışılacak ve yörünge irtifa değişimi test edilecek. Testleri tamamladıktan sonra ise araç Hint Okyanusu üzerinde atmosfere giriş manevrası yapacak. Eğer ısı kalkanı dayanır ve atmosfere girişten sağ kurtulursa da okyanusa düşecek. Üçüncü testte Starship'in yörünge ulaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fairhaven'in dönüş yapması ve denize yumuşak inci gerçekleştirmesi ise kesin olmamakla birlikte ikinci denemeye göre daha fazla gelişme göreceğimiz kesin. Atmosfere giriş ise halen bir bilinmez. Zira ikinci denemede fırlatma sırasında pek çok seramik plaka aracın yükselişinin ilk aşamalarında düşmeye başlamıştı. Testin ne kadar başarılı olacağı bilinmese de SpaceX denemelerinde eğlencenin %100 olduğunu hatırlatmak isteriz. Blue Origin insanlı uzay araçlarına yöneliyor. Son zamanlarda çalışmalarını kendi standartlarının üzerinde bir hızla ilerleten Blue Origin, insanlı uzay ile ilgili çalışmalar yapma niyetinde. Firmanın üzerinde çalıştığı Orbiter Reef uzay istasyonuna astronotların taşınması görevi, ilk başlarda Boeing'in Starliner uzay aracına devredilmişti. Ancak Starliner'ın zorunlu NASA sözleşmesi sonrasında görev yapıp yapmayacağı, yapsa bile Boeing'in talep edeceği ücretin yüksekliği Blue Origin'i farklı bir yöne yönlendirmeye başladı. Firma 2012 yılında insanlı uzay araçlarına dair bazı ön çalışmalar yapmıştı. Ancak bu proje New Glenn roketine öncelik verildiği için geri plan edilmişti. Orbital Reef istasyonuna personel taşıma ihtiyacının tekrar ortaya çıkmasıyla ise çalışma ön plana çıkartıldı. Blue Origin bu çalışmanın yanında NASA'nın yeniden kullanılabilir ticari insanlı uzay aracı çalışmasına da katıldı. Ek olarak ise son dönemde artan personel alım ilanları arasında insanlı araç alt sistemleri konusunda uzman personel arayışı da gözlemlendi. Yıllar süren gecikmelerin ardından 2024 Ağustos ayında ilk defa fırlatılacak olan Glenn roketinin faaliyete başlamasının ardından Blue Origin'in uzay istasyonu, %100 yeniden kullanılabilir bir roket ve insanlı seferlerle ilgili çalışmalarını hızlandırması bekleniyor. Buna ek olaraksa, United Launch Alliance'ı satın alarak bu firmanın sahip olduğu tecrübe, pazar payını da elde etmek istediği söyleniyor. Japonya'nın ilk özel uzay taşımacılık firması ilk seferine hazırlanıyor. Küçük uydu taşımacılığı alanında faaliyet göstermek amacıyla kurulan Japon Canon firmasının alt kuruluşu olan Space One firması, ilk yörünge denemesini 13 Mart'ta yapmayı planlıyor. Daha önceki denemesi, fırlatma öncesinde güvenlik bölgesini ihlal eden bir gemi nedeniyle iptal edilen roketin 13 Mart günü fırlatılması hedefleniyor. Kairos adı verilen roket, 3 katı yakıtlı kademeye ve 1 sıvı yakıtlı hassas yörünge modülüne sahip. 18 metre yüksekliğe ve 23 ton ağırlığına sahip olan Kairos, alçak dünya yörüngesine 250 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Firma, Japon hükümetine ait küçük ölçekli uyduları göreve özel yörüngelere hızlı bir şekilde çıkartmayı hedefliyor. Roketlerini ve fırlatma sistemlerini buna göre geliştiren firma genelde aylar bulabilen uyduyu rokete entegre etme aşamasını 4 güne kadar düşebildiklerini iddia ediyor. Yılda 20 sefer yapmayı planlayan Space One, ilerleyen yıllarda Japon hükümetinin uydularının yanı sıra şu anda Rocket Lab'ın elektron roketi tarafından fırlatılan ticari uyduları da fırlatmaya talip olacak. Gelecek hafta planlanan uzay uçuşları. Gelecek hafta kalkış tarihi yayınlanmış 4 uçuş bulunmakta. 12 Mart Elektron All Night Long görevi. Yeni Zelanda'nın Mahia bölgesindeki bir numaralı fırlatma istasyonundan yapılacak olan seferde, Sinspective firmasına ait sentetik açıklıklı radar gözlem uydusu, güneş eşlenik yörüngeye çıkartılacak. 13 Mart Kairos Test Seferi Japonya'nın Wakayama bölgesindeki Ki uzay limanından gerçekleştirilecek olan seferde, Japon Space One firması tarafından geliştirilen Kairos roketi ilk seferine çıkacak. 13 Mart Long March 2C görevi Çin'in Zinchang fırlatma merkezinden gerçekleştirilecek olan seferde, İçeriği açıklanmayan uyduya ya da uydular uzaya çıkartılacak. 14 Mart Falcon 9 Starlink görevi Amerika'nın Florida eyaletindeki kendi uzay merkezinden gerçekleştirilecek olan seferde Starlink uydu internet sistemine ait uydular alçak dünya yörüngesine çıkartılacak. Uzay gemisi dünyayı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın. Teşekkür düğmesine tıklayarak ya da katıl butonu ile üye olarak kanalımızı destekleyebilir. Uzay ve uzay teknolojilerine ait videolarımızı kaçırmamak için Abone olabilirsiniz.